Masbağlıç Mutfak'ta hoş geldiniz. Bugün sizlere bayram sabahı servis edebileceğiniz çok farklı, çok güzel bir kömbe tarifim var. Cevizli kömbe yapacağız, mayasız bir kömbe. İsterseniz tatlı olarak servis edin, pudra şekeriyle. İsterseniz sade servis edin, peynirle, zeytinle, domatesle. O kadar lezzetli oluyor ki, hemen şöyle katlarını gösteriyorum ve tarifime başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler: 1 çay bardağı su, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt, bir fiske tuz, özür dilerim, iki tane yumurta ve şimdi bir fiske tuz. Bir pakette kabartma tuzumuzu ekleyelim. Hepsini güzelce bir karıştıralım. Şöyle malzemelerimiz iyice birbirine geçiştikten sonra unumuzu lütfen dikkatli ekleyelim. Hemen yine belirtiyorum. Kullanmış olduğunuz yoğurdunuzun su oranına ve yumurtanızın büyüklüğüne göre un miktarı farklılık gösterecektir. Unu lütfen dikkatli ekleyin. Ben de 6,5 çay bardağı un tam denk düştü. Siz yine de 5,5 çay bardağından sonra şöyle dikkatli ve kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurunuzu yoğurun. Şöyle bir kaşıkla kabaca topladım ve elimle yoğurmaya başladım. Kendini çok çabuk toplayan bir hamur, çok da güzel bir hamur. Böreklik hamur gibi diyebilirim. Hafif ele yapışan, orta yumuşaklıkta bir hamur elde edelim. Hemen gösteriyorum size yumuşaklığını. Bakın. Bu şekilde olmuşsa tamamdır. Hamurumuz hazır. Bir kasenin içerisine 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı da nişasta ekleyelim. Onu güzelce karıştıralım. Tüm açma işlemini bununla birlikte yapacağız çünkü. Ve hazırlamış olduğumuz hamurumuzdan 14 tane mandalina büyüklüğünde beze alalım. Bezeleri de alınca hemen o nişastalı unlu karışıma e, kasenin içine atıyorum. Her tarafını una bulamış oluyorsunuz. Pratik oluyor. Tepsimize dizelim. Siz videoda 13 beze görüyorsunuz ama ben onu 14'e tamamladım. 13 olsa da sorun yok. Ama 14 tane almanızı tavsiye ederim. Bezelerimiz hazır. Varsa vaktiniz bir 15 dakika dinlendirin. Ben de hemen bir 15 dakika dinlendirdim ve açmaya başlıyorum. Daha önce hazırlamış olduğumuz nişastalı unlu karışımımızla birazcık un serperek üzerine bezemizi şöyle 20-25 santim, 20 santim çapında açalım. Ayrı bir tepsinin içerisine yine birazcık nişastalı unlu karışım serpiyorum ve bezeyi üzerine ekliyorum. Diğer kalan Tüm 13 bezemizi de aynı şekilde açalım. Bu açma işlemini merdane ile de yapabilirsiniz. Sizin kolayınıza hangisi geliyorsa zaten çok küçük bir 20 santim kolaylıkla açabileceğiniz bir ölçüdür. Yani bütün arkadaşlarımın da kolaylıkla yapabileceği bir tarif. İlla çok büyük yufka açmanıza gerek yok. Bütün bezeleri daha önce hemen açtım hazırladım. Sizler izlerken zaman kaybı olmasın. Daha önce tepsimizin içerisine hazırladığımız bir tane bezemiz var. Ve kenarda eritmiş olduğumuz 150 gram tereyağımız var. Tereyağımızdan ama tereyağınız erimiş ve soğumuş olsun. Bu çok önemli. Bir yemek kaşığı kadar üzerine ekliyorum. Ve onu en doğrusu elinizle sürmenizi tavsiye ederim. Ben önce bir kaşıkla denedim ama siz elinizle benim gibi her tarafına boş yer kalmayacak şekilde sürün. Ve 7 tane bezeyi aynı işlemle aralarına tereyağı sürerek üst üste dizelim. Toplam 14 bezemiz vardı. Yani 2 tane tabak hazırlıyoruz. Bu da ikinci tabağımız. Bir tanesini bitirdim. 7 beze üst üste dizerek. Bu da ikincisi. Şöyle hızlı hızlı gösteriyorum size. Aralarına bol tereyağı ve 7 bezeyi üst üste dizelim. en üst bezemize yani en üstte sereceğimiz bezeye tereyağı sürmüyoruz. Onu sade olarak bırakıyoruz. En üstü de böyle sade olarak bıraktım. İki tane tabağımız var. İkisi de 7 kat bezelerimiz. Buzdolabına şöyle bir yarım saat donması için gönderelim. Bir tepsi hazırladım. Tabanına yağlı kağıt serdim ve kenarlarını yağladım. Yarım saat kadar buzdolabında bekletmiş olduğum kömbe hamurunun bir tanesini alıyorum. Bakın sevgili arkadaşlar kenarındaki yağlar tamamen donmuş olmalı. Lütfen acele etmeyin. Yağı donsun ondan sonra açmaya başlayabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde akşamdan hazırlayıp şöyle temiz bir poşet geçirip buzdolabına alın. Sabah da açma işlemini yapıp fırınlayın. Harika olur. Ben infoboksa tüm ayrıntıları da yazacağım. Yine üzerine biraz nişastalı unlu karışımımızdan serpelim ve güzelce açıyoruz. Şahit yuvarlak bir tepsi de yapacaksanız yuvarlak açın. Ben dikdörtgen bir tepsi de yapacağım için şöyle kendimce onu dikdörtgen bir biçimde açmaya gayret gösterdim. İnce, uzun ve köşeli olması için. Çok fazla bastırmayın ki tereyağı hamura yenmesin ki katlarımız güzel olsun. Aşağı yukarı tepsinin büyüklüğünde açarak bitirdim. Şöyle bir tezgahta bunları sağını solunu biraz çekiştiriyorum köşeli olması için. Ve daha önce hazırlamış olduğum tepsinin içerisine transfer ediyorum. Şu an görmüş olduğunuz bu hamurumuz tam 7 kat. Pişince de göreceksiniz muazzam bir şekilde böyle kat kat bir kömbe oluyor. Katmer gibi diyebilirim. Kenarlarından rahatlıkla çekiştirebilirsiniz. Kopma olmaz. Tepsinize güzelce yerleştirin. Yine üzerine tereyağımızdan birazcık sürelim. Şöyle boş yer kalmayacak şekilde. Ve irice öğütülmüş cevizimiz var. Yaklaşık 1 1,5 su bardağı kadar. Bu sizin zevkinize kalmıştır. Ne kadar kullanmak isterseniz o kadar kullanın. Ben 1 su bardağı dolusu cevizi hazırlamıştım. Onu da yine bolca üzerine serpiyorum. Hemen yine belirteyim sevgili arkadaşlarım bu aşamada tam bu ara kısmına peynir de serpebilirsiniz. E, nasıl isterseniz. Ve ikinci yedi kat bezemiz de buzdolabında güzelce dondu. Onu da pratik bir şekilde tezgaha alıp açıyoruz. Tepsimin büyüklüğüne göre açtığım için her zaman dikdörtgen olmasına özen gösterdim. Başta da belirttiğim gibi yuvarlak bir tepsiniz varsa siz tamamen merdane ile yuvarlak bir şekilde açabilirsiniz. İkinci bezemizi de açtık. Onu da şimdi daha önce hazırlamış olduğumuz tepsimizin üzerine güzelce yayalım. iyice kapanacak şekilde kenarlarını da güzelce kapatıyoruz ki ceviz arasında kalsın. Özellikle peynirle ve zeytinle muazzam oluyor. Veya pudra şekeriyle de ben pudra şekeriyle çok tercih ediyorum ama tabii ki peynir zeytinle de çok güzel olan bir kömbe. Her tarafını sabitledik, iyice kapattık. Kesme işlemine geçmeden önce yine yüzeyine kenarda tereyağımız var biliyorsunuz. Onun ayranı birikti tam taban kısmına. Ayranını fazla dökmeyin, karartır çünkü. Şöyle hafif dikkat ederek süzerek e, temiz tereyağını üzerinde ayransız kısmını üzerine döküyorum ve her tarafına e, boş yer kalmayacak şekilde tereyağını sürüyorum. Ve kömbemizi arzu ettiğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Ben bu kısmı yine hızlı geçtim ki e, zamandan tasarruf etmek için normal klasik 8'e 8 santim çapında e, dilimler dilimlere ayırdım. Lokmalık da yapabilirsiniz. Daha da büyük yapabilirsiniz. E, bu tamamen size kalmıştır. Keserken bıçağınız arada yapışabilir. Hemen unlarsanız yapışmayı da e, engellemiş oluyorsunuz. Ve kömbemiz şu anda fırına gitmek için hazır. Mayasız olduğu için özellikle yapımı da zamandan tasarruf ediyorsunuz. Çok pratik. Kömbe'mizi önceden ısınmış alt üst ayar yani turbo değil, fanlı değil alt üst ayarda 190 derecede yaklaşık 40 dakika pişmeye bırakalım. Hem altı hem üstü nar gibi kızarınca dek. Ve fırından çıkarıyorum. O tereyağın mis kokusuyla kömbemiz fırından çıkıyor. Hemen sıcakken yani kaynarken üzerine bol pudra şekeri serpiyoruz ki tutsun diye. Ama siz tabii ki sade olarak servis edecekseniz hiç pudra şekeri serpmeyin. Şöyle servis tabağına alıyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, dilimleyerek fırınladık. Çıkarırken de sanki böyle pastaneden aldığınız çok orijinal görünümüyle o arasındaki ceviziyle harika görünüyor. Ve cevizli kömbelerimiz servise hazır. Şöyle bir yakından gösteriyorum ve e, tabii ki en sevdiğimiz bölüm doku testine geçiyorum. Bayram sofranızda farklı bir lezzet yapmak istiyorsanız yani klasik poğaça, simit gibi değil de farklı bir şey olsun istiyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum. E, katlarını görüyorsunuz. Her bir katı tek tek sayılabilir. Arasındaki ceviz muazzam oluyor. Pudra şekeriyle de harikulade. Çikolatayla, reçelle, balla hepsiyle yenilebilir. Diyorsanız ki tuzlu yemek istiyoruz. Peynirle, zeytinle, domatesle yiyin. Pudra şekeri serpmeyin sadece. Yumuşacık ama aynı zamanda da kat kat bir kömbe. Ama tabi bu tarz lezzetli tarifler biraz tehlikeli oluyor çünkü 2-3 dilim birden yiyorsunuz. Ee, öyle ağır olmadığı için yağda kızarmıyor, mayalı da değil. Çok hafif oluyor. Ee, çok lezzetli bir. Ben seviyorum mayasız börek veya kömbeleri. Şöyle yakından göstereyim. Katlarımızın hepsi e, olduğu gibi duruyor. İnşallah yaptığınızda sizler de memnun kalırsınız. Şöyle bayramınıza veya bir özel günlerinize veya ailenize böyle farklı bir lezzet sunmuş olursunuz. Tabii ben bunu elimdeki kalan böyle katlarını görünce kendimi alamadım. Dedim ki bir daha böleyim, tek tek göstereyim o katları. Infobox'a sevgili arkadaşlarım birçok alternatif yazıyorum sizlere. Peynirli yapabilirsiniz diye. Orayı da lütfen dikkate alın, e, faydası olacaktır. Arife gününden nasıl yapabilirsiniz, onu da yazacağım. Bir dahaki tarifimde görüşmek ümidiyle diyorum. Hoşçakalın.